Şubat depremlerinin yıl dönümü sebebiyle üzerimize deprem acısı çökmüşken bir de terör saldırısıyla tam da bu sıralarda sarsıldık. İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nin polis kontrol noktasına iki terörist tarafından silahlı saldırı girişimi düzenlendi. O teröristler polis tarafından etkisiz hale getirildi. Adliyede çıkan çatışma sırasında ise bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dilfrans Karataş için şu sıralarda İstanbul'da Cemevinde, Bağcılar Cemevinde cenaze töreni düzenleniyor. Çağdaş Evren şenlik o töreni takip ediyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Çağdaş. Dilfrans Karataş 57 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi ve Bağcılar'da ikamet ediyordu. Geride bıraktığımız gün Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında kurşunların ortasında kalmıştı. Sırtından yaralanmıştı ve sağlık ekipleri tarafından da Çağlayan'daki en yakın hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınmıştı. Fakat bu tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Bugün de bulunduğumuz dakikalarda da Bağcılar Cemevi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze töreninde öncelikle Dilfrans Karataş'ın iki çocuğu da şu an kameraman arkadaşım Bilal Söyleyenoğlu ekranlarınıza taşıyor. Acı dolular, ayakta durmakta zorluk yaşıyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da cenaze törenine geldi ve şu an bulunduğumuz dakikalarda da belirttiğim gibi cenaze töreni devam ediyor. Öncelikle Dilfrans Karataş Çağlayan Adliyesi'nde ne yapıyordu? Hemen bu sorunun yanıtını da verelim. Sizlerle paylaşmış olalım. Öncelikle Dilfrans Karataş'ın bir akrabası vefat etmişti ve onun mevlit yemeği vardı ve yemeği yapmaya gitmişti. Tam da Çağlayan Adliyesi'nin önünden metrobüse doğru yürüyordu. Fakat çıkan çatışmanın ortasında kaldı ve sırtından vurularak ağır bir şekilde yaralandı. Kısacası kurşunların hedefi olmuştu ve tedavi altına alınmıştı ve tedavide yaşam mücadelesini kaybetti ve bugün de Bağcılar Cemevi'nde şu an cenaze töreni düzenleniyor. Dilfrans Karataş'ın çocuğu da şu an tabuta sarılarak acısını yaşıyor. Zor bir acı ve ayakta durmakta zorluk yaşıyor. İki evladı da şu an annesini son yolculuğuna uğurluyor. Bunu da ifade etmiş olalım ve bir kez daha hatırlatalım. 57 yaşındaydı. İki çocuk annesiydi. Eşi de şu an burada. İstanbul Valisi Davut Gül'ün hemen yanında ve artık cenaze töreni de tamamlanmak üzere ve 57 yaşındaki Dilfrans Karataş son yolculuğuna uğurlanacak. Toparlayacak olursak cenaze töreninin ardından da İstanbul Valisi Davut Gül'ün bir açıklama yapması bekleniyor. O açıklamayı da yakından takip ediyoruz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakın.